5 marka düştü, 4 marka düştü. Neden? Bunlar uşak ağzına vuruyor, elindeki fındığı yok pahasalıyordun. Biz bütün dünyadaki fındığın %80'ini üretiyoruz. Dünyanın kontrolü bizim elimizde ama ne yazık ki bizim masonların kontrolü onların elinde. Bunun için aç kalıyoruz. Bunun için aç kalıyoruz. Muhterem Trabzon hemşeriler, yine bak milletvekili kardeşlerim işaret ettiler. Yol mesele bize, bak şu dağlarımız, gitmek mesele, gelmek mesele. Neden bizim yollarımız asfalt değil? Çünkü milli görüş olarak bizim kurduğumuz Greider Dozer fabrikalarını bu taklitçiler, bu masonlar tezgah tezgah sattılar. Biz daha 1974'te elimize fırsat geçer geçmez Polatlı Greider fabrikasını kurduk. Yollarımız yapılsın diye. Ama ne yazık ki bitirdik bu fabrikayı 2 senede ama bunlar 14 seneden beri bir tane Greider yapamadılar. Çünkü at sahibine göre kişiler. Bu masonlar ancak Amerikalı sarhoş askerlere garsonluk yapabilir bunlar. Bunlar fabrika çalıştıramaz. Bunlar ağır sanayi kuramaz. Tezgah tezgah bizim fabrikamızı sattılar. Ve inşallah çok yakında asıl biz bunların hesabını soracağız. O fabrikamız çalışsaydı karayollarında, köy işlerinde 2000 tane değil 102 bin tane greyderimiz olacak. Trabzon'umuzun, Rize'mizin, Giresun'umuzun, Ordu'muzun bu dağlarında yol yapılmadık bir tek tepe kalmayacaktı. Ne yazık ki bunlar bu işleri yapacak fabrikayı dağıtıyor, insanımızı yolsuz bırakıyor, çamurların içerisinde perişan ediyor. Şu Karadeniz'imizin hepiniz biliyorsunuz ki Zana geçidini, tünelini biz yaptık. Biz o tünel gibi bugüne kadar eğer 15 senedir Refah Partisi iktidarda olsaydı Sürmene Erzurum yolu çift şeritli otoban olarak yapılmış olacaktı. Bu Karadeniz dağlarından 40 tane zana gibi tünel yapmış olacaktık. Ne yazık ki memleketin idaresi bu taklitçilerin, bu masonların elinde kaldı. Onun için inimini dinliyoruz. Onun için acelemiz var. Yeter artık. Çekin gidin. Sizin zulmünüzden kurtulmak istiyoruz diyor. Muhterem Trabzon hemşeriler, elbette en büyük meselemizin başında göç geliyor, göç. Bak Trabzon'umuz şu 10 senede nüfusunun %30'unu kaybetti. Bu çalışkan insan, Trabzonlu kardeşim bir eyle bir silah yapar. Bir çekiçle bir otobüsün motorunu tamir et. Allah bu çalışkanlığı, bu kabiliyeti Trabzonlu Karadenizli kardeşimize vermiş. Eğer biz milli görüşlü bir hükümet sahibi olsaydık adım başına fabrikalarla dolacak. Bak biz ağır sanayi kurarken Rize'ye gemi dizel motorlar fabrikasına başladık. Arsin'de hidrolik makineler fabrikası. Hidrolik makineler ne demek? Uçakların, tankların, tezgahların en hassas kumanda makineleri Arsin'de yapılsın diye biz bu fabrikayı başladık. Çünkü Karadenizli kardeşimizin hassas, mahir elleri bu sanayi en güzel şekilde yürütür. Buna inandığımız için bu en hassas hidrolik makineler sanayini buraya kurmaya karar verdik. Buna inandığımız için rolman fabrikasını Ordu'ya kurmaya karar verdik. Ancak ne yazık ki bütün Karadeniz boyuna yaptığımız bu fabrikaların hepsi yarım duruyor. Tam 15 senedir bir tane taş koymadık. Bu göçü durdurmak için fındığın hakiki değerine satılması şart. Çayın daha çok da geliştirilmesi şart. Ve Karadeniz'i mutlaka bir uçtan bir uca ağır sanayi tesislerine doldurması şart. Ama kim yapacak bunu? Ancak Refah Partisi yapacak. Bunun için artık milletimiz 50 sene sonra gerçekleri gördüğü için
bugün bütün Trabzon ayağa kalkmıştır. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, en büyük dertlerden birisi de bu sarp kapısından gelen ahlaksızlıktır. Sağ olsun huzurlarınızda Refah Partili milletvekilimiz Kemalettin Göktaş Bey'e ve Mustafa Baş Bey'e teşekkür ediyor. Çünkü bir yıldan beri gece gündüz bu ahlaksızlığı durdurmak için bütün güçleriyle çalıştılar. Teferruatına girmiyor. Bu kapılar açıldıktan sonra fuhuş artmıştır. Boşanmalar artmıştır. Aile ızdırapları artmıştır. Bu kapıları açmakla bize saadet getirmedi. Ticaret başka şey, fuhuş başka şey. Bu taklitçiler gözü ticareti görmüyor. Bunlar asıl hep bu ahlaksızlığı teşvik ediyor. Onun için bu kanserin önlenmesi için Refah Partisi'nin bir an evvel iktidara gelmesinden başka çare yok. Bak görüyorsunuz, işte televizyonları 10 kanaldan her gün milletin üzerine necaset akıtıyorlar. Bunların yapacakları budur. En büyük ahlak tahribatı şu geçtiğimiz bir yıl esnasında olmuştur. Onun için artık bekleyecek vaktimiz yok. Bir an evvel bunları tasfiye ederek bu milletin insanlarına saadet getirecek yeni devri başlatmamız, adil düzen devri kurmamız lazım. Muhterem Trabzonlu kardeşlerim, bakınız bütün bu saydığımız dertlerin yanında aynı zamanda bugünkü köle düzeni de Trabzonlu kardeşimizi eziyor. Sana fabrika yapmaz, seni işsiz bırakır. Senin fındığının parasını vermez. Seni göçe zorlar ve seni burada perişan et. Bununla kalmıyor bunların zulmü. Bugünkü köle düzeniyle de bütün Trabzonlu kardeşimi eziyor. Farz et ki işçisin. Muhasebeye gidip ücretini alacaksın. Üçte birini vergi ve sigorta diye kesiyor. 100 hakkın muhasebeden çıkarken 66'ya iniyor. Ekmek almak için fırına gidiyorsun. Ekmeğin üçte biri faiz. 66'nın 22'sini faizle senden geri alıyor. Kaldı 44. Satın alınan malların üçte biri vergi. 44'ünde üçte birini senden haksız olarak geri alıyor. Kaldı 30. Geldin kahvede evde oturuyorsun. Sen dururken darphaneyi çalıştırıyor. Cebindeki paranın dörtte birini de darphaneyle çalıyor. Bak şu demirin haline, şimdi 250 binlik bastı, bir ay sonra 500 binlik basacak. Makinalar karşılıksız para basmaya yetişmiyor. Şu sözümü hepiniz biliyorsunuz. Bu taklitçilerin para basma makinaları vatandaşın cebindeki paranı kemiren farenin dişinin sesi demektir. Bu makinaların sesi. Onlar çalıştıkça Trabzonlu kardeşimi soyuyorlar. Bunun için bu kalpazanları o sandalyede oturtmak doğru değil. Öbür taraftan Demirel iş başına geldiği zaman 1 dolar 4800 lira. Şimdi 8350 lira. Yarı yarıya paranın değerini düşür. Bunlar hakkı 100 olan kardeşime 8 veriyor. 92'sini elinden alıp götürüyor. Biraz sonra Trabzon Teknik Üniversitesi'ne vereceğimiz konferansta inşallah kuruşu kuruşuna bu hesabı kardeşlerimize duyuracağız. 100 hakkı olana bu köle düzeni 8 veriyor, 92'sini elinden götürüyor. Bak şu Demirel'in 92 senesi bütçesi 140 trilyon faiz toplayacağım, para toplayacağım, vergi hepsini faize vereceğim diye yapılmıştı. Bunlar 60 trilyon dış borç faizi ödüyor senede. 80 trilyon iç borç faizi ödüyor. Bütün vatandaştan topladığı verdiği faize veriyor. Memurun maaşını para basarak yeniden borçlanarak karşılıyor. İflas etmişlerdir, iflas. Bak şimdi Demirel meclise yeni bütçesini getirmiş. 93 senesinde 250 trilyon vergi toplayacağım. 250 trilyon faiz ödeyeceğim diyor. İşte 1 Kasım'da milletimiz bu Demirel pompasını kırdı.
Bu